Evet arkadaşlar, limit x sıfıra giderken fonksiyonumuz verilmiş, limit değerimiz isteniyor. Önce bir x yerine 0 yazalım. X yerine 0 yazdığımızda kaç geliyor? 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 eksi 360 bölü 0 geliyor. Bakın yukarısı da 0 oldu. 6 kere 5 30, 30 kere 4 120 çarpı 3 360. 0 bölü 0 belirsizliği var elimizde. Ne yapıyorduk? Ya çarpanlarına ayırma yapıyorduk ya da L'Hopital uyguluyorduk değil mi? Üst tarafın türevi, alt tarafın türevi. Burada şimdi bir düzenlemeler yapalım. Ya çarpanlarına ayıralım ya da L'Hopital yapmaya çalışalım. Şurada bakın 4 tane ifadenin çarpımı var. Diyorum ki ben burada x artı 3 ile x artı 6'yı alalım. Bir de x artı 4 ile x artı 5'i. Neden? Çarpımlarından 9x gelecek çünkü. İkisini çarptığımda x kare artı 9x artı 3 kere 6'dan 18 gelmiş olacak. Çarpı diyorum x kare artı şu ikisini çarpıyorum şimdi 9x 5 kere 4'ten 20 gelmiş olacak arkadaşlar. Eksi kaçımız var? 360'ımız var. Bölü aşağıda yazalım 27x olarak duruyor. De düzenleme yapmaya devam edeyim. Bakın ben diyorum ki şuraya ben k desem aslında 18 var ya burada da 20 var. Bu 20 olan ne olacaktır? K artı 2. İkisini çarptığımızda sadece üst tarafı düzenleyelim. K kare artı 2K eksi kaç gelecek buradan? 360 gelmiş olacak. Çarpandan ayırırsam 360 18 çarpı 20'dir. K artı 20 çarpı K eksi 18 olarak çarpandan ayırma işlemini gerçekleşmiş olurum. Şimdi K'yı yerine yazayım ben. X kare artı 9X artı 18'di. Buna 20 eklersem X kare artı 9X 18'e 20 ekledim. Kaç olmuş oldu burası? 38 gelmiş oldu. Şimdi bu tarafta k artı, şimdi k artı 20 ile k eksi 18 de öyle değil mi? K'dan 18 çıkarsam şu 18 gitmez mi? Elimde sadece kaç kalmış olur? X kare artı 9x kalmış olur. Bakın üst tarafı bu şekilde düzenlemiş oldum ben. En son halini şu aşağıya yazalım. Şöyle burası aynen böyle dursun. X kare artı 9x artı 38 olarak dursun. Yan tarafı x parantezini alıyorum. Ne gelmiş oluyor? X artı 9 gelmiş oluyor. Aşağıda neyimiz var? 27 x'imiz var. Bakın bize 0'ı getiren yani payımızı ve paydamızı 0 yapan 0 sayısını burada sadeleştirerek göndermiş oluyorum arkadaşlar. Kalan kısımlarda x yerine kaç yazacağım şimdi ben? 0 yazacağım. 0 yazdığımda burası gitti, burası gitti. Sadece 38 kaldı. 0 yazdığımda buradan da 9 gelmiş oldu. Paydada 27'miz var. 9'da 27'de sadeleşirse 38 bölü 3 olarak limitimizin değerini hesaplamış oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar a tam sayı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. X artı 7 bölü x küp eksi ax kare eksi ax denilmiş. Fonksiyonun bir noktada süreksiz olduğu söylenmiş arkadaşlar. Şimdi süreksizliği biz nereden arıyoruz? Paydayı tanımsız yapan değerlerde süreksizlik gelecek diye düşünüyoruz. Şimdi burada paydaya baktığımızda zaten ben burayı x parantezine alsam ne kalıyor geriye? X kare eksi ax eksi a kalmış oluyor arkadaşlar. Zaten paydayı sıfır yapan değerlerden bir tanesi kaçmış arkadaşlar? Sıfır. Bunun dışında şuradan da kök gelebilir. Bu kökler gelirse paydayı sıfırdan başka tanımsız yapan noktaların olduğunu söyleyebiliriz. Ama demiş ki sadece bir nokta var. Bence burada sıfırın olduğu kesin. Demek ki sıfırın dışında ekstra bir noktanın gelmemesi lazım. Sıfırın dışında ekstra bir noktanın gelmemesi için ikinci dereceden olan şu denklemimizin kökünün olmaması lazım. Çünkü kökü olursa o da bu fonksiyonu tanımsız yapar. Dolayısıyla süreksiz yapmış olur. Yani burada x dışında kalan şu x kare eksi ax eksi a denkleminin kökünün olmaması dolayısıyla deltasının küçük kaç olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır. Hemen deltasına bakalım. Eksi a'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a küçüktür kaç diyoruz? 0. Buradan a kare artı 4a küçüktür 0 geliyor. Çarpanlarını ayırırsam a çarpı a artı 4 küçük 0. Buradan a'mız 0 geldi. Buradan da eksi 4 geldi. Hemen tablomuzu yapalım. Şurası eksi 4, burası 0. Artı, eksi, artı dedim. Bana eksi olduğu yerler lazım. 0 eşitlikte olmayacak. Eksi 4 ile 0'ın arasında eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 değerlerinde demek ki buradaki fonksiyonumuzun sıfır dışında bir kökü gelmemiş oluyormuş arkadaşlar. A'nın alabileceği eksi 3, eksi 2, eksi 1'den 3 farklı değer varmış. F reel sayılardan negatif reel sayılara fx eşittir k kare eksi 36 bölü mutlak değer içinde x artı k eksi 3 fonksiyonunda k'nın alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bence burada dikkat etmemiz gereken husus tanım ve görüntü kümelerimiz. Şimdi tanım kümemiz reel sayılarmış.
Tanım kümemizin reel sayılar olması demek, şurada payda da tanımsız yapacak hiçbir noktanın olmaması demektir. Ve bütün reel sayıları kullanıyorum ama payda da sıfır yapan bir değer gelmiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle düşünelim, zaten mutlak x'imiz pozitif. Demek ki x'in yanına negatif bir şeyler gelmiyor ki. Yani buradan çıkan sonuç pozitif. Bunun yanına bir tane negatif gelse sıfırlama ihtimali olur. Çünkü reel sayıları kullanıyorum. Demek ki yan taraftan hiç negatif bir şey gelmiyor ki paydamızın sıfırlanma ihtimali olmuyor. Bu ne demektir arkadaşlar? K-3'ün büyüktür kaç olması gerekir? 0. Dolayısıyla buradan K büyüktür kaç gelmiş olur? 3. Şimdi biz K kare eksi 36 bölü mutlak X artı K eksi 3'te şu alt kısmın her zaman pozitif olacağını tanım kümemize bakaraktan söylemiş olduk arkadaşlar. Buranın sıfırdan küçüklüğü öyle değil mi? Buranın sıfırdan küçüklüğü. Neden sıfırdan küçüklüğü diyorum? Görüntümüz bakın R eksi de. Yani burası küçüktür kaçmış? 0. O zaman buradaki ifadenin sıfırdan küçüklüğü nereden geliyor? Payda hep pozitifse üst kısmın ne olması gerekir? Negatif olması gerekir. Hemen K eksi 6 çarpı K artı 6 yazdım. Küçüktür 0 diyorum. Köklerim eksi 6 ile artı 6 geldi. Artı eksi artı dedim. Demek ki eksi 6 ile 6 arasında olmalıymış K değerim. Ama zaten ben en başta K'nın 3'ten büyük olduğunu söylemiştim. Şuradan hemen 3 ile sınırlandırıyorum. Normalde eksi 6 ile 6 arası. Ama 3 sınırında en başta koymuştum. O zaman alacağım değerler 3 ile kaç arasında olmalıdır arkadaşlar? 6 arasında olmalıdır. 3 ile 6 arasındaki tam sayı değerleri 4 ve 5'tir arkadaşlar. Demek ki K'nın alabileceği tam sayı değeri 2 tanedir. Bir tanesi 4, bir tanesi de 5 olmalıdır arkadaşlar.